Gazetecilerin sorularını cevaplayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Adalet Divanı'nın Türk vatandaşları için verdiği kararı da değerlendirdi. Hukuk devletinde bir mahkemenin verdiği kararın yorumlanmasının söz konusu olamayacağına dikkati çeken Merkel, kararı uygulayacağız dedi. Türkiye'den evlilik yoluyla Almanya'ya geleceklerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için Almanca öğrenmelerinin önemli olduğunu ifade eden Merkel, mahkeme kararını uygulamak için gerekli çalışmaları yapacaklarını vurguladı. Ağustos ayında Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için Almanya'da da sandıkların kurulacağı yönündeki bir soruyu, Türk vatandaşları elbette sandığa gidip Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanabilirler. Alman vatandaşı Türkler, Almanya seçimlerine katılıp haklarını kullanabilirler. Partim CDU'yu desteklerlerse tabii ki memnun olurum. Almanya seçimlerin gerçekleşmesi için üzerine düşeni altyapı desteğini verecektir, dedi. İsrail'in Gazze saldırısını nasıl değerlendirdiği sorusuna ise Merkel, İsrail'in kendisini müdafaa hakkı var. Hamas'ın elindeki roketler Kudüs'e kadar ulaşabilecek seviyeye geldi. Almanya olarak biz iki devletli çözümün zorunlu olduğunu düşünüyoruz sözleriyle cevap verdi. Meine Überzeugung ist, dass beide Seiten schmerzhafte Kompromisse eingehen müssen. Trotzdem stehen wir, wenn es die Selbstverteidigung geht, an der Seite Israels. Almanya'nın Amerika ile yaşadığı son casusluk olayları hakkında konuşarak çözüm bulacağımızı düşünüyorum. Amerika bizim için önemli bir ortak ve müttefik diyen Merkel, Amerika Başkanı Obama ile son telefon görüşmesinde casusluk konusunun da gündeme geldiğini vurguladı.